Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta size çok güzel bir yerden sesleniyoruz. Çok huzurlu bir yer, doğanın tam içindeyiz ama konuşmak istediğimiz bir konu var. Çok güzel ama ne yazık ki her taraf çöp. Şimdi size videolarda göstermeye çalışacağım. Orman boyunca bu güzel yerde o kadar çok çöp var ki her yerde. Pet şişesi, bira kutusu, izmarit, yemek artısı, sigara yani kutusu. Yani bir tane kebapçı poşeti vardı. İçinde büyük ihtimal Adana falan yemiş, kebap yemiş. Tamam. Pilavı falan duruyor yani. Yani onu komple atmış. Bu kadar pis olmamamız lazım diye düşünüyoruz. Biz bugün ufak bir, ne denir ona, çöp toplaması yapacağız ama bunu ne yazık ki bizim yapmamız yetmez. Yani biz de nacizane küçük bir farkındalık yaratmak istedik aslında. Hem de bu bölgede bizi gitgide artarak izleyen bir kitle oluşmaya başladı. Hem de onlara sesimizi bu aracılıkla topluca duyurmuş olalım. Çünkü gerçekten bu tablo bizi inanılmaz üzdü. Bizim buraya taşınma amacımızı zaten biliyorsunuz. Biz daha doğal, daha organik bir hayatı yaşamak istemiştik. Şimdi böyle insan eliyle kirletilmiş bir ortam gerçekten daha bizi çok doğal, üzdü. Daha doğal, daha organik içine geliyoruz ama pet şişeden kaçamıyoruz. Evet. Yani pet şişe bizim vazgeçilmezimiz olmuş gibi. Her yer pet şişe burada. Şu an etrafımız daha toplamaya başlamadık ki. Önce bir çayımızı içip buraya geldik, kurulduk. Yorgunluk çayı yapıp ondan sonra çöpleri toplamaya başlayacağız. Evet, hem de güzel bir ortamdan ilk önce bir ses. Evet, sahip çıkalım, çocuklarımız için. Çıkalım. Yani bırakacağımız en değerli miras bu çocuklarımıza. Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Biz de kendi takipçilerimize küçük de olsa bu farkındalığı yaratmak istedik. Bizim Sakarya'ya geliş amacımız aslında biraz buydu. Buraya geldiğimiz zaman orman bu ormanı gördük. Yok yok, hani bu ormanı gördük ve biz ormana girdiğimiz zaman aşık olduk aslında. Evet. Yani burası biraz da Karadeniz iklimi. Ege'nin görtüsü gibi değil aslında. Tamamen Karadeniz iklimi hüküm sürüyor burada ve çok fıstık ağaçlar var, uzun ağaçlar var ve dik yamaçlar var. Yani burası direkt biraz Amazon da ormanları gibi. Özellikle konuştuğumda çevremdeki bazı insanlarla, büyük yaş grubunda maalesef yaşlılarda doğaya çok daha duyarlı olmalarını beklerken daha tepkisiz olduklarını görüyorum. Ben hani ormana çöp toplamak için gelmeyi düşünüyoruz, gideceğiz, yapacağız dediğimde saçmalama, bunu kimseye söyleme, seninle burada dalga geçerler gibi tepkilerle karşılaştım. Siz çöp atanlarla dalga geçin. Ya evet. Toplayanlarla dalga geçmeyin arkadaşlar. Birisini çöp atarken görürken onunla dalga geçin. Gerekirse konuşmayın. Onu bir şekilde devre dışı bırakın. Yani iletişiminizle en azından ona bir ceza vermeye çalışın. Ki dediğim gibi çocuklarımıza güzel bir doğa bırakalım en azından. Şu anda hala bir takım şeyleri anlamadık ama gelecek 10 yılda büyük ihtimal açlık, gıda yetmezliği, su problemleri yaşayacağımız için şimdiden çok acil olarak önlem almamız gerekiyor. Buna da bir parmak basmış yani olalım. Yani mümkün mertebe hem biraz
üretime dayalı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hem de gerçekten tasarruf mantığıyla hareket etmek istiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar israftan kaçınmaya çalışıyoruz burada. Farkındalığı da yaratmaya çalışacağız çevremizde. Umarım küçük de olsa, minik de olsa bir ilham olur, örnek olur diye umut ediyorum. Ya burası farklı yerden de insanların geldiği bir yer ama genel itibariyle buraya buranın insanı geliyor. Yabancı biri gelip buraya çöp atmıyor. Bu çok üzücü. Neden yapıyorlar bunu? Gerçekten anlamıştım. Hayır, yani buraya çöp atan insan büyük ihtimal 2 hafta sonra ya da 1 hafta sonra bilemiyorum tekrar buraya gelecek. Kendi çöpünün yanında burada tekrar eğlenmeye çalışacak. Yeni bir çöp bırakacak. Çok basit. Bir ufak poşet alsanız sadece. Yediğiniz içtiğiniz şeyin çöpünü o poşete koyup giderken yanınızda götürseniz. Girişte de bir tane çöp kutusu var. Yani onun içine atsanız ya da belediyenin çöp toplamak için oluşturduğu alanlar var. Oraya koysanız zaten şu an bu gördüğümüz pisliğin hiçbir tanesi olmayacak. Evet, özellikle şu an oturduğumuz kısım için söylüyorum. 300 metre ileriye kadar aracınızla gelebiliyorsunuz. Şurada 300 metre kadar bir belki o kadar bile yoktur. Mesafeyi elinizde poşetinizle arabanıza kadar taşımak o kadar zor değil. Ya gelirken o poşetlerin içi dolu getirebiliyorsanız dönerken içi boş çok daha hafif götürebilmeniz kolay bir şey. Ve yani... benim ya kendi adıma şöyle bir fikrim var Deniz. Bence çıkarken biz bundan sonra daima yanımızda bir dışarıya çıkarken çöp poşeti bulunduralım. Çünkü bu sadece bir video ile olacak bir şey değil. Bunu gerçekten davranış olarak göstermemiz gerekiyor bence. Tüm gençlere de buradan sesleniyoruz. Evet. Bir yere giderken yanınızda ufak bir çöp poşeti alın. Çöpleri toplayın ve bunu sosyal medyanızdan paylaşın. Siz de sizden ufaklara ya da sizden büyüklere ilham olmaya çalışın. Güzel bir hareket yapın. Çünkü bu tarz şeyleri paylaştıkça insanlar gördükçe biraz yapılmaya başlanıyor ve değeri anlaşılıyor. Yoksa kimse bu kadar vicdansız olamaz diye düşünüyorum. Ve bu sene hani geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir şekilde orman yangınlarıyla alakalı sorun yaşadık. Yangın esnasında hayvanların çıkardığı bazı sesler vardı. Birçoğunuz eminim sosyal medyada denk gelmişsinizdir haberler dışında. Gerçekten çok üzücü, çok çok üzücüydü. Yani tekrarın olmaması için biz de üstümüze düşenleri yapmak zorundayız. Dikkat edelim, çevremize saygı duyalım, doğamıza saygı duyalım. Onu böyle pisletip yok etmeyelim ki gelecek neslimize en azından solunabilir hava, yenilebilecek gıda ve içilebilecek su bırakmış olalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, poşetlerimiz. Çöp toplamaya başlıyoruz. Çöpümüzü toplamaya başlıyoruz, hadi bakalım. Arkadaşlar şerefe ama lütfen çöpümüzü toplayalım. Jack Daniels içmesini biliyoruz ama çöp atmasını bilmiyoruz. Bu camlar aynı zamanda yazın yangın da çıkartabiliyor arkadaşlar. Evet, çok tehlikeli. Dikenlerin içinden resmen çıkarıyoruz. Aşırı burada diken var. Sarmaşıklar dikenli. Ay mesela bak ne güzel toplamış ama bunu götürürken atmamış. Full bira şey, bira tenekesi galiba değil mi? Evet. Baksana yaprakların altında kalmış Deniz. Şurada da var pet şişe. O kadar çok ki. Yani ben çok şaşırdım burada bu kadar çok çöp olmasına. Gerçekten şuraya bak ya. Of. Of çok üzücü ya. Örgü peynir. Deniz şurada soda şişeleri falan var. Camları da alalım. Aa bak burada. Bak ben de ne buldum. Etmeyin, yapmayın. Etmeyin da. Burada da bir arkadaş. Ne diyorsun ya? Çekiyorsunuz madem arkadaş, bunu yanınızda alın götürün. Allah çektirmesin. Yapmayın, etmeyin. Çocuklar. Çekime burada son verelim ve tam gaz devam edelim. Evet arkadaşlar. Biraz hava karardı. Telefon tam çekemiyor ama şöyle topladığımız çöpler. Bunları ilk bulduğumuz çöp kutusuna kadar götüreceğiz. Bu defa biz topladık. Umuyorum gelecek sefere siz atmıyor olursunuz.
Arkadaşlar şimdi biz buraya gelip kitap okuyoruz, nefes alıyoruz, dinleniyoruz, köpeğimizle oynuyoruz. Bambam için burası çünkü çok büyük bir cennet. Tasmasız dolaşabiliyor, koşabiliyor. Etraftan ona müdahil olabilecek hiçbir şey yok. Çok rahatız. Elimizdekilerin değerini bilelim. Burası yani şekil olarak da, görüntü olarak da, iklim ve doğa olarak yani çok keyifli, çok güzel bir yer. Gerçekten bu anlamda mutluyuz buradan. Sadece insan eliyle kirletilmiş olması bizi gerçekten çok yaraladı. O yüzden biz de üstümüze düşeni yapmaya karar verdik. Onun için buradayız bugün. Hem birazcık çayımızı, kahvemizi böyle doğal ortamda, doğa içinde içelim, dinlenelim. Hem de burayı temizleyerek sırtımızdaki yükü en azından birazcık minicik de olsa azaltalım istedim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmedi butonuna tıklayın. Bu videoyu beğenmeyenler herhalde çöp atanlar olacak arkadaşlar. Çöp evet. Atan ve atmayanları beğenmeden takip edebiliriz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlarınıza önerin. Videolarımızı beğenin. Yorum yapın. Yorumlar bizim için önemli, kıymetli. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.